Merhaba arkadaşlar. Bugün 4. sınıf map yayınları sayfa 88, 90, 91 ve 93'teki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci kısmımız olan sayfa 88 ile başlıyoruz. İlk sorumuzda aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız demiş arkadaşlar. Bakın kısa yoldan yaparken eğer sıf sonunda sıfır olan sayılar varsa sıfır yokmuş gibi çarpma işlemini yapıyoruz. En son sıfırı ekliyoruz arkadaşlar. Nasıl yani? Bakın burada sıfırı görmüyorum. Sadece 4 ile çarpma işlemini yapacağım. Sonrasında sonuna sıfır ekleyerek sonuca ulaşmış olacağız arkadaşlar. Bakın çarpıyorum. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. Normal 4 ile 32'yi çarptım arkadaşlar. 128 çıktı. Sonuna bir tane sıfır ekliyorum. Cevap 1280 oluyor. Bu şekilde kısa yoldan çarpabilirsiniz. Uzun uzun 0 çarpı 2 0 0 çarpı 3 demenize ekstradan gerek yoktur. Kısa yoldan yaparken 4 ile 32'yi çarpıp sonuna 0 eklememiz yeterlidir diyoruz. Bakın ikinciyi yapalım. Burada da yine sıfırları çarpmamıza gerek yok. Bakın 5 ile 2'yi çarpıp sonuna bir tane bundan bir tane bundan iki tane sıfır eklesek olur arkadaşlar. 5 ile 2'yi çarpmamız yeterli burada. 5 kere 2 ne yapar? 10 yapar arkadaşlar 5 kere 2. Bir tane sıfır bunda bir tane sıfır bunda eklediğimizde 1000 yapıyor. Bunun cevabı da 1000 olarak bulunmuş oldu. Bakın kısa yoldan Hemen cevabı ulaşıyoruz dedik. Üçüncü işlemimiz. Sıfırlı görmüyorum. 7 kere 6. 42'nin ikisi elde var. 4. 7 kere 6. 42. 4 de elde vardı. 46 yapar. Buraya yazdım. Sıfırı şimdi ekliyorum. 4620 şeklinde cevabı ulaşmış oldum. Sıfırı en son eklemeyi unutmuyoruz dedik. Diğer işleme geçtiğimizde sıfırı görmüyorum. 3 ile 2'yi çarptım. 6. 3 kere 1. 3. 3 kere 1. 3 yaptı. 336 çıktı. Şimdi 0 ekliyorum. 3360 şeklinde cevaba ulaşmış. Oldum arkadaşlar. 5. <laughs> işlemde 0'ı görmüyorum. 5 kere 6. 30 yapar. 30'un 0'ı elde var. 3. 5 kere 0. 0 yapar. Elde 3 ekledim. 3 yaptı. Bu eldeyi kullandım. Sonra da 5 kere 3'ü çarptım. 15 yaptı. Şimdi en son sıfırımızı ekliyoruz. Bu sıfır normal çarpmadan geldi. En son biz saklamış olduğumuz sıfırı eklemek zorundayız. 15.300 olarak cevaba ulaşmış oluyoruz. 5. sorunun cevabında da arkadaşlar. Bu şekilde sıfırlı sayılarda kolay şekilde sonuca ulaşabilirsiniz. En son sıfırı ekleyebiliyorsunuz dedik. İkinci satıra geçtim arkadaşlar. Şimdi burada da mesela sıfırları görmeden çarpma işlemini yapacağım. Eğer bu şekilde direkt işlemi yapmak. Birinci satırı siliyorum arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. İkinci satırda eğer bakın direkt çarpmak sıkıntıysa sizin için. Şöyle yapabilirsiniz. 14 ile 2'yi çarpacaksınız. Sıfırları görmeden. Şöyle de yanda çarpabilirsiniz. 14 ile 2'yi çarpıyorum. 2 kere 4 8. 2 kere 1 2. 28 çıkıyor. Önce 28'i yazıyorsunuz. 14 ile 2'yi çarparak buldum. Sonra iki tane sıfır vardı. İki tane sıfırı eklersiniz. 2800 cevabına ulaşabilirsiniz. Eğer buradan çarpması zor geliyorsa yanında hemen çarpabilirsiniz dedik. Mesela burada 38 ile 4'ü çarpacağım. Sonra sıfırları ekleyeceğim. Şöyle herhangi bir boş kısımda şurada çarpabilirsiniz. 38 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 8 32 yapar. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 3 12. 3 de elde 15 yaptı. 152 cevabına ulaştım. Şimdi sıfırları ekleyelim. 1 iki tane 1 iki tane ekledim. 15.200 cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. Üçüncü de 77 ile 6'yı çarpacağız. Bakın yerlerini değiştirebilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. İki basamaklı olanı yukarıya yazıyorum. 6 kere 7 42 elde var 4. 6 kere 7 42 4 de elde 46 yapar. 462 oldu. Bunu yazdım. 1 iki tane sıfır bir iki tane sıfır. 46.200 cevabına ulaşmış oldum. Üçüncü işlemin sonucunda diyoruz. Dördüncü işlemimiz 82 ile 5'i çarpacağız. 82 ile 5'i çarpıyoruz. 5 kere 2 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1. 8 kere 5 40 yapar. Eldeyi de eklediğimizde bir daha. 41 yaptı. 410 cevabına ulaştım. Bakın bu sıfır normal işlemden geldi. Burada da iki tane daha sıfır vardı. 1, 2. Onları da ekliyorum. 1, 2 cevabım 41.000 olarak bulunmuş oldu. Dördüncü işlemimizde bu satırdaki diyoruz. Beşinciye geçtiğimizde 3 ile 84'ü çarpacağız. Şurada çarpalım. 84 ile 3'ü çarpıyorum. 3 kere 4 12. 12'nin ikisi elde var 1. 3 kere 8 24. Elde ile eklediğimizde 25 yapar. Cevap 252 oldu. 1, 2 tane 0 geldi. 1, 2 tane 0 geldi. Cevap 25.200 olarak karşımıza gelmiş oluyor dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu satırı da bu şekilde tamamlamış olduk. Önce işlemleri yaptık sonra sıfırları ekledik. Üçüncü satırla devam edeceğim. İşlemleri siliyorum. Sizler yine durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü işlemimiz, üçüncü satırımız. 3000 ile 2'yi çarpmış. Bakın sıfırları hiç önemi yok. Direkt 3 ile 2'yi çarpmanız yeter. 3 kere 2, 6. 1, 2, 3 tane 0 var. 1, 2, 3 tane 0 koydum. Cevap 6000. Bu kadar. İkinciye geçtiğimizde 5 ile 4'ü çarpmanız yeterli. 5 kere 4 20 yapar. 1, 2, 3 tane 0 1, 2, 3 tane 0 Cevap 20000 olarak karşımıza geldi. Üçüncüde arkadaşlar 8 ile 9'u çarpmanız yeterli. 8 kere 9 72 1, 2, 3 tane 0 geldi. 72000 Dördüncü de 4 ile 3'ü çarpmamız yeterli. 4 kere 3 12. 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0. Cevap 12.000. Burada ise arkadaşlar 7 ile 6'yı çarpmamız yeterli. 7 kere 6 42. 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0. Cevap 42.000 olarak bulunmuş oldu. Gördüğünüz gibi kısa yoldan bu işlemleri yapmış olduk. Birinci sorumuzun cevabı olarak. İkinci sorumuza geçelim. Burayı temizledik yine. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Demiş ki ikinci sorumuzda ayda 600 TL kira ödeyen bir ailenin yıllık kira giderinin kaç TL olduğunu kısa yoldan çarparak bulunuz demiş. Şimdi ayda 600 TL kira ödüyor ve bir yıllık kirası. Bir yılda arkadaşlar bir yıl kaç aydır önce onu bulmamız lazım. Ayda 600 TL ödedikleri için bir yıl 12 aya eşittir. 12 aydan oluşur. Bu bilgiyi kullanacağız bu soruda. 12 aydan oluşuyorsa o zaman 600'ü 12 ile çarparak e, yılda ne kadar para ödediklerini bulabiliriz. Bunu da kısa yoldan çözmemiz isteniyor. Kısa yoldan dediği için arkadaşlar ne yapacağız? 6 ve 12'yi çarpacağız sonra sıfırları ekleyeceğiz. Şurada çarpalım önce 12 ve 6'yı. 6 kere 2 12'nin ikisi elde var 1. 6 kere 1 6 elde eklediğimizde 7 yapar. 72 cevabına ulaştım. Bunu yazıyorum. 2 tane de sıfırımız var. 1, 2 yani 7200 TL yıllık ödemesi gerektiğini bulmuş olduk. Kısa yoldan yaptık özellikle istediği için. İkinci sorumuzda bu şekilde cevaplandırdıktan sonra 3. sorumuza doğru geçiyoruz arkadaşlar. Tabloda verilen işlemler ile sonuçları örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz. Eşleşen kutulara aynı rengi boyayınız. İşlemler için boş bırakılan alanı kullanabilirsiniz demiş. Şimdi burada normalde 5 çarpı 260 ile eşleştirmiş. Bunu kısa yoldan yapabiliyoruz. 5 ile çarpmanın yöntemi var arkadaşlar. Ama buradan kısa yoldan yapınız diye bir kural koymamış. İsterseniz kısa yolu kullanmadan normal siz şöyle de çözebilirsiniz bu soruyu. 32 ile normal şekilde 5'i çarparak da cevaba ulaşabilirsiniz. Kısa yoldan yap deseydi, yukarıda 5 ile çarpmanın yöntemleri var. Önce sayımızı 2'ye bölüp onla çarpmak gibi. Bazı öğrenciler orada daha zorlanabiliyor. O yüzden ister o yöntemleri kullanın, isterseniz burada belirtmediği için normal çarpma işlemi de yapabilirsiniz diyoruz. Normal çarpma işlemleriyle bu soruları çözmüş olalım. Evet, 5 kere 2. 10. Onun sıfırı elde var. 1. 3 kere 5. 15 elde eklediğimizde 16. 160 cevabına ulaştım. Bakın eşleştirmiş. Bu ikisini aynı renge boya dediği için kırmızı renge boyayalım. İkinciye geçelim. Hatta farklı renkler kullanalım bunun için. Aynı renge boyun dediği için. 50 ile 64'ü çarp dedi. Çarpıyorum arkadaşlar 50 ve 64'ü. Sıfırlı olduğu için bakın bunu sıfırı dahil etmeden çarpabilirsiniz. Şöyle 60'ı yukarıya yazsam daha kolay çarpılacak. Hemen öyle düzeltelim işlemimizi. Daha pratik olsun. 64 çarpı 50 yazdım. Sıfırı görmüyorum. 5 ile çarpmam yeterli. 5 kere 4. 20'nin sıfırı elde var 2. 5 kere 6. 30. 2 de elde 32. 320 oldu. Şimdi bu tane, bir tane de sıfıra ekliyorum. 3200 cevabına ulaşmış oldum. Sıfırı bakın sonradan ekleyerek cevabı ulaştım. 3200 cevabı da Nerede arkadaşlar? Şurada eşleşmiş oldu. Bunu da maviye boyadım. Bunu da maviye boyayarak göstermiş oldum. Devam edelim. Üçüncü rengimiz. O da mor olsun arkadaşlar. 25 çarpı 24. Yine 25 ile çarpmanın kısa yöntemi var. Sayımızı önce 4'e bölüp 100 ile çarpmak gibi ama eğer o son sayı yolu hatırlamakta sıkıntı yaşıyorsanız normal bu şekilde çarpma yapabilirsiniz. 5 kere 4 20'nin sıfır elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12. 2'ye geçtim. 2 kere 4 8. 2 kere 2 4 arkadaşlar. Topluyorum. 0 8 artı 2 10 yapar. Onun sıfır elde var 1. 1 4 daha 5 elde ekledim. 6 oldu. 600 cevabına ulaşmış oldum. Bakın o da burayla eşleşmiş oldu. Bu iki kısmı da mora boyamış olalım diyoruz. Alttaki çok kolay zaten. 8 kere 5 kaç yapar arkadaşlar? 8 kere 5 ifadesi 40 yapar. Normal çarpım tablosundan biliyoruz zaten. 8 kere 5 40. 40 da nerede arkadaşlar? Bakın burada cevaba direkt ulaşmış olduk. 8 kere 5 40 ifadesinde. 14 çarpı 50 ile devam ediyoruz. Yine farklı bir kalem kullanalım. Bu şekilde bütün renkleri kullanarak burayı yapmış olacağız. 14 çarpı 50. Yine bakın burada 0'ı görmeyelim. 5 kere 4 20 yapar. 20'nin 0'ı elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7 yaptı. Şimdi 0 ekledim. 700 sayısına ulaşmış oldum. O da bu en baştaki ile eşleşmiş oldu. O zaman bunu ve bunu açık maviye boyamış oldum. 50 çarpı 25 ifadesi. Onu da farklı bir renkle yapalım. Onu da açık mavi kullandığım yeşili kullanabiliriz. 50 çarpı 25. 25'i üstte yazalım. Sıfırlı sayıları genelde alta yazmaya çalışıyorum. 25 çarpı 50. Sıfırı işleme yapmıyorum. En son ekleyeceğim. 5 kere 5 25'in 5'i 25 elde var 2. 5 kere 2 10. 2 de elde 12 yaptı. 125. Sıfır eklediğimizde 1250 cevabına ulaştım. Bakın 1250 cevabı nerede arkadaşlar? Şurada. Burayı yeşile ve burayı yeşile boyadım. 5 çarpı 22. Onunla devam edelim. Kullanmadığımız renklerden pembe olabilir. Evet. Pembe rengini alalım. 5 çarpı 22. 22 çarpı 5 dedim. 5 kere 2 10 yapar. Onun sıfırı elde var. 1. 5 kere 2 10 elde eklediğimizde 11. 110 cevabına ulaşmış. Oldum arkadaşlar. Burayı ve burayı da pembeye boyamış. Oldum. Devam ediyorum. 26 çarpı 50 Hemen yapalım. Farklı bir kalem. Çok da kalemimiz kalmadı ama bulmaya çalışıyoruz. Siyah hiç kullanmadık. Siyah olsun bu da. 26 çarpı 50. Sıfırı görmüyorum. 6, 5 kere 6 30 yapar. 30'un sıfır halde var. 3. 5 kere 2 10. 3 daha 13 yaptı. Buradaki sıfırı da en son eklediğimizde 1300 cevabına ulaşmış oldum arkadaşlar. E, sıfırı sonradan ekleyerek 1300 cevap. bakın nerede? Burayla eşleşmiş oldu. Burayı ve burayı siyah boyamış oldum. Son olarak 25 çarpı 36 kaldı. Bir tane daha renk lazım bize. O da arkadaşlar koyu yeşil olabilir. Evet koyu yeşil seçelim onda da. 25 çarpı 36 son olarak bu işlemi yapıyorum. 6 kere 5 30'un sıfır elde var 3. 6 kere 2 12 3 daha 15. 3'e geçtim. 3 kere 5, 15. Bir basamak kaydırarak yazıyorum. 15'in 5'i elde var 1. 3 kere 2, 6 elde eklediğimizde 7 oldu. Topladığımızda 0, 5, 5 daha 10'un 0'ı elde var 1. 7, 1 daha 8 elde eklediğimizde 9 oldu. Cevap 900 çıkmış oldu. O da şurayla eşleşmiş oldu. Bunu da koyu yeşille ifade etmiş olduk. Gördüğünüz gibi bütün işlemleri tek tek çözdüm arkadaşlar. Ve eşleştirmeleri yapmış oldum. Gördüğünüz gibi bu şekilde boyandı. 2200 ifadesi ise açıkta kalan ifademiz olmuş oldu. Onunla eşleşen bir işlem yok burada diyoruz. Burada bu şekilde tek tek işlemleri bu şekilde de yapabilirsiniz veya 5 ile çarpmanın, 50 ile çarpmanın, 25 ile çarpmanın kısa yöntemden yapımları da var arkadaşlar. Onları kullanarak da yapabilirdiniz diyoruz ve sayfa 88'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. Diğer sayfalarımıza geçiyorum. Diğer kısımda zihinden çarpma ile alakalı bir kısım. Sayfa 90'da çalışmamız var. Ve 91'de. 90'daki çalışalım kısmıyla devam ediyoruz. Aşağıdaki çarpma işlemlerini zihinden yapınız. Sonuçlarını işlemlerin yanına yazınız demiş. Bakın ne yapmamız isteniyor. Zihinden işlem yapmamız isteniyor. Evet onla 10 yüzle 100 binle çarpmanın zihinden kolay yöntemleri var arkadaşlar. Şöyle ki burada sıfırı görmüyoruz. 23 ile 1'i çarpıyoruz. 23 sonrasında bir tane sıfır ekliyoruz. Yani onla çarpmada sayının sonuna sadece bir tane sıfır eklenir kuralını söylemiş oluyoruz. Bakın burada da 21 çarpı 1 21 kendisine eşit. Bir tane sıfır ekledim. 210'a eşit. Yani bir sayıyı 10 ile çarpıyorsanız o sayıya bir tane sıfır eklemeniz gerekir diyoruz arkadaşlar. Devam ettim. 100 ile çarparken de burada da 8 ile 1'i çarpıyorsunuz sayıları. 8 kere 1, 8. Kaç tane sıfır var? 2 tane. 2 tane sıfır ekliyorsunuz. Cevabımız 800 olarak karşımıza gelecek. 100 ile çarparken de 2 tane sıfır koymamız gerekir. Burada 78 ile 1'i çarptım. 78. 2 tane 0 var. 1, 2 tane 0 koydum. 7800 cevabına ulaşmış oldum diyoruz arkadaşlar. Diğerinde 64 çarpı 1, 64. 1, 2 tane 0 var. 1, 2 tane 0 koydum. 6400. Diğerinde 27 ile 1'i çarptım. 27. 1, 2 tane 0 var. 1, 2 tane 0 koydum. 2700 cevabına ulaşmış Oldum diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 10 ile çarparken 1 sıfır. 100 ile çarparken 2 tane sıfır ekledim. Burada 6 ile 1'i çarptım. 6. Bir tane sıfır bunda. Bir tane sıfır bunda arkadaşlar. 2 tane sıfır koyuyorum. Cevap 600 olacak. Bakın ikisinde de sıfır olduğu için ikisinden de birer tane sıfırı aldım. Burada 34 çarpı 1. 34. Bir iki tane sıfır var. Bir iki tane sıfır koydum. 3400 cevabına ulaşmış oldum. Diğerinde 93 çarpı 1 93 1 2 tane 0 var. 1 2 tane 0 koydum. 9300 cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Bu şekilde zihinden 10 ile 100 ile çarpmayı rahatlıkla yapabiliyoruz dedik. Alttaki şekillerle devam edelim. Birinci sorumuzun devamını yapıyoruz. Bu üst taraftakileri siliyorum arkadaşlar. Altta, alttakileri rahatça yapalım diye. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Alttaki örneklere baktım. 450 çarpı 10. Bakın burada 45 ile 1'i çarpıyorsunuz. 45. Bir tane sıfır bunda bir tane sıfır bunda. 2 tane olacak. 4500 cevabına ulaşmış oldum. Yana geçtiğimizde 53 ile 1'i çarptım. 53. Bir tane bunda, iki tane bunda toplamda üç tane sıfır var. Bir, iki, üç tane sıfır koydum. Cevap 53 bin. Burada dokuzla biri çarptım. Dokuz. Üç tane bunda, bir tane bunda toplam dört tane sıfır koymam lazım. Cevap 90 bin oluyor arkadaşlar. Bakın toplam sıfır sayısını koymayı unutmuyoruz. Burada 234 ile biri çarptım. 234. 3 tane sıfır var. 1, 2, 3 cevap 234 bin olmuş oldu. Diğerinde 72 çarpı 1'i 72. 1, 2, 3 tane 0 var. 1, 2, 3 tane 0 koydum. 72 bin. Diğerinde 49 çarpı 1. 49. 1, 2 tane 0 var. 1, 2 tane 0 var. 4900 cevabına ulaştım. 6 geçtim. 12 çarpı 1. 12. 1, 2 tane 0. 1, 2 tane 0. 1200 cevabına ulaştım. Burada 6 kere 1, 6. Bir tane 0 var. 60 cevabına ulaştık. Son olarak 534 çarpı 1, 534. 1, 2 tane 0 var. 1, 2 tane 0 koydum. Cevap 53.400 olarak bulunmuş oldu. Sayfa 90'daki birinci soru da bu şekilde Zihinden bu soruları çözmüş olduk arkadaşlar. En son sıfırları eklemeyi unutmuyoruz dedik. 91'deki çalışmalarla devam edelim. Burayı temizledim. 91'e doğru geçiyorum. Demiş ki bir otele tanesi 89 TL olan lambalardan alınacaktır. Otele 1000 tane lamba gerektiğine göre aydınlatma için kaç lira ödenmelidir? İşlemi zihinden yapınız. Sonucu yanda verilen alana yazınız demiş. Bakın tanesi 89 TL'den 1000 tane almış. O zaman 89 TL'yi bin tane ile çarpmamız lazım. İşlemi de zihinden istiyor arkadaşlar. Yapalım zihinden. Nasıl yapıyorum? 89 çarpı 1. 89. 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0. Yani cevabım 89.000 TL olmuş oldu. Buraya da yazıyoruz. 89.000 TL olarak cevabı ulaşmış oldum. ikinci sorunun cevabı olarak. Üçüncü soruyla devam edelim. Bir hastaneye içinde bin tane galoş bulunan paketlerden 32 tane alınacaktır. Bu alım sonrasında hastanede kaç tane galoş olacaktır? İşlemi zihinden yapınız. Sonucu yanda verilen alana yazınız demiş. İkinci soruya benzer bir soru arkadaşlar. Toplamda 32 tane alınacak. Her birisinde bin tane varmış. O zaman 32'yi bin ile çarparak kaç tane olduğunu bulabiliriz. Yine bin ile çarpmamız gerekiyor. Çarpıyorum. 32 çarpı 1. 32. 1, 2, 3 tane 0. 1, 2, 3 tane 0. 32 bin tane galoş vardır. Cevabımız buraya da yazmamız istenmiş. 32 bin tane şeklinde cevaba ulaşmış oldum. Üçüncü soruda diyoruz arkadaşlar. Dördüncü soruya geçtim. Tabloda verilen işlemleri yapınız. İşlem sonuçlarını örnekte gösterildiği gibi eşleştiriniz. Eşleşen kutuları aynı renge boyayınız demiş. Başlayalım arkadaşlar. Birinci işlemimizle. 800 ile 103 çarptığımızda 8 kere 1 8. 2 bunda 2 bunda toplam 4 tane 0 olacak. 2 4 tane. Bakın bu iki ifade eşleşmiş. Doğru eşleşmiş. Aynı renge boyayın dediği için ikisini de kırmızıya boyadım. Diğerine geçtim. Farklı bir kalem geçtik. 100 çarpı 950. 1 çarpı 95 95 eder. 1, 2, 3 tane de sıfır var. Cevap 95.000 olması gerekir. Bakın 95.000 ifadesi burada. O zaman bunu maviye boyadım. Bunu da maviye boyamış oldum diyoruz arkadaşlar. Üçüncü de 163 ile 10'u çarpacağız. Evet bunun için moru kullanabiliriz. 163 çarpı 1 163 bir tane de 0 1630 oldu. Bakın o da 1630 ifadesi de burada. Bunu mora boyadım. Bu ifadeyi de mora boyamış oldum. 1630 ifadesi için. Diğerine geçtiğimizde bu sefer pembeyi kullanabiliriz. Evet. 5 çarpı 1, 5. 3 tane de 0 olacak. Yani 5000 oluyor arkadaşlar. Bu ifade burayla eşleşti. 5000 burası, burası da 5000 olması gerekir. Alttakine geçtim. 368 çarpı 100 demiş. 368 ile 1'i çarptım. 368 2 tane 0. 36.800 yapıyor arkadaşlar. Zaten sayıdan da anlaşılıyor. Aynı sayılar gözüküyor zaten. 368, 368. Oradan da direkt yakalayabilirsiniz. Son olarak 21 çarpı 1000. 21 ile 1000'i çarptığınızda bunu turuncuyla gösterelim. 21 çarpı 1 21 3 tane 0 21 bin yapıyor arkadaşlar bu ifademizde 21 binle eşleşmiş oldu açıkta kalan ifademiz burada 7200 ifadesi hiçbiriyle eşleşmiş olmadı diyoruz. Diğerine geçtiğimizde yandakinde de aynısını uygulayacağız. Yapalım beraber. 72 çarpı 1000, 72 çarpı 1, 72, 3 tane 0, 72 bin yapar. Bakın tam şurada Burayı kırmızıya boyadım. Aynı şekilde buraya da kırmızıya boyadım. Devam edelim. 600 çarpı 1000. Çarpalım hemen arkadaşlar. 6 kere 1 6. 2 bunda 3 bunda. Tam tamına 5 tane 0 olacak. 6'nın yanında 5 tane 0. Yani 600.000 arkadaşlar. Bakın 5 tane 0 var. O zaman burayla eşleşti. Burayı sarıya boyadım. Burayı da sarıya boyamış olduk. Devam edelim. Ee, yeşil olsun. 504 çarpı 1. 504. iki tane de sıfır olacak. Yani 50.400 ile eşleşmiş oluyor bu ifademiz. 100 çarpı 504 ifadesi e, kısa yoldan çarptığımızda tahmin ettiğimizde diyoruz. 73 çarpı 10. Mavi kullandım. 73 çarpı 1 73 bir tane 0 geldiğinde 730 cevabına ulaştırır bizi. O yüzden burayla da burayı eşleştirmiş oldum. Son iki tane kaldı arkadaşlar. Açık maviyi kullandık. 812 çarpı 1 812 3 tane 0 geldiğinde 812 bine eşitlenmiş olur. 812 bine eşitlemiş oldum. Son olarak arkadaşlar bir tane kaldı. Onu da hangi renk olsun? Siyah olsun yine. 902 çarpı 1. 902 bir tane sıfır geldiğinde 9020 cevabına ulaşır. Burayı da sıfırla eşleştirmiş oldum. Gördüğünüz gibi 9500 cevabı da yine açıkta kalmış oldu arkadaşlar diyoruz. Buradaki 9500 ifadesi açıkta kalmış oldu. Dördüncü soruyu da bu şekilde çözdük. 91'deki ve diğer kısım olan çarpma işlemini tahmin etme kısmına doğru devam ediyoruz. Aşağıya doğru inelim. Burayı temizledim. Sizler de tamamlayabilirsiniz durdurarak. Tahmin etmede 91'i tamamladık. 93'e geçtik. Evet. Son olarak bu sayfayı çözeceğiz arkadaşlar. Problem çözümü, problem kurma bir dahaki derste, bir dahaki videomuzda olacak. Demiş ki. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını tahmin ediniz. Çarpımlara karşılık gelen harfi tablodaki doğru yere yazınız. Böylece dünyadaki ilk kalorifer tesisatının döşendiği Anadolu'da bulunan tarihi yapının adını or, tarihin yap, tarihi yapının adı ortaya çıkacaktır demiş arkadaşlar. Buradaki harflerden bir şifre oluşması isteniyor. Başlayalım birinci işlemimizle. Biraz uzunca sürecek tahmin ederken arkadaşlar sayımızın birisini en yakın onluğa yuvarlamamız gerekiyor. Nasıl yani? 92 çarpı 8'de öncelikle büyük sayıyı en yakın onluğa yuvarlıyoruz. Eğer 5'ten büyük birler basamağı 5'ten küçükse aşağıya, 5'ten büyükse yukarıya yuvarlanıyordu. Bu ifade 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 90'a yuvarlanır. 90 çarpı 8 diyoruz. Bunu da sininden yapabiliriz. Çünkü sonu sıfırlı. 9 kere 8 72 bir tane de sıfır eklediğinde 720 cevabına ulaşmış olduk. O zaman P harfi 720'ye karşılık geldi. Burası var. Başka arkadaşlar 720 ifadesi yok. Sadece burası P oldu o zaman. İkinciye geçtim. Önce yuvarlama yapıyorum arkadaşlar. 26'yı yuvarladığınızda 5'ten büyük olduğu için birler basamağı yukarıya yani 30'a yuvarlanır. 30 çarpı 3. 3 kere 3 9. Bir tane 0 ekledim. 90 oldu. O zaman A harfi 90'a karşılık gelecek. Bakın burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Burada var. Bu kadar. 90 var. Hepsine A'yı yazmış oldum. Üçüncüye geçtiğimizde 41'i yuvarladığınızda 5'ten küçük olduğu için 40'a yuvarlandı. 40 ile 9'u çarpıyorum. 9 kere 4, 36. Bir tane 0 ekledim. 360. Ş harfi 360 çıktı. Bakıyorum nerede? Bakın burada paşa oldu burası. Başka da yok arkadaşlar. Bir paşa devamı var. Bakalım neymiş? Şifremiz. 77'yi yuvarladığımızda 5'ten büyük olduğu için 80'e yuvarlanır. 80 çarpı 4. 8 kere 4 32. Bir tane sıfır ekledim. 320 oldu. İ harfi 320'ye karşılık gelecek arkadaşlar. O zaman buraya İ harfini koymuş oldum. 320'nin bulunduğu yere diyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde 320'yi de İ ile karşılaştırmış oldum. Devam ettim. 6 çarpı 52'de 52 de 52'yi yuvarlayacağız. Büyük sayıyı hep yuvarlıyoruz. 5'ten küçük olduğu için birler basamağı 50'ye yuvarlandı. 6 çarpı 50'yi yapacağız. 6 kere 5, 30. Bir tane 0 koyduğumuzda 300 ifadesine eşit oldu. H harfi. H harfinin olduğu yere 300'ün gördüğümüz yere H harfini yazıyoruz. Evet devam ettim. Alt satıra geçtim arkadaşlar. 17 yuvarlandığında 5'ten büyük olduğu için 20'ye yuvarlanır. 20 çarpı 8. 8 kere 2 16. Bir tane sıfır koydum. 160. Yani I harfi 160 oldu. O zaman şuraya I koydum. Devam ediyorum. 7 çarpı 23'te 23'ü yuvarlayacağız. 23'ü en yakın onluğa yuvarladığımızda 5'ten küçük olduğu için 20'ye yuvarlanır. 7 ile 20'yi çarpacağız. 7 kere 2 14. Bir tane sıfır ekledim. 140. R harfi 140 ile eşleşmiş oldu arkadaşlar. Başka var mı? Yok. Devam ettim. 64 çarpı 2 de 64 65'ten 5'ten küçük olduğu için aşağıya 60'a yuvarlanır. 60 çarpı 2. 6 kere 2 12. Bir tane sıfır ekledim. 120. Y harfine 120'ye eşitlemiş oldum. O da bitti. 8 çarpı 69'da bunu yuvarladığımızda 5'ten yukarı olduğu için birler basamağı 70'e yuvarlandı. 8 ile 70'i çarpacağız. 8 kere 7 56. Bir tane sıfır koydum. 560 cevabına ulaştım. K harfinin yerine 560 olan yere K harfi geldi. Son olarak 400 kaldı. Oraya da S gelecek büyük ihtimal. Hemen yapalım. 82. Birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 80'e yuvarlandı. 80'i de 5 ile çarpacağız. 8 kere 5 40. Bir tane 0 koydum. 400. Yani 400'de S harfi olacak. Bakın 4 üzerine de S koyduğumuzda İshak Paşa sarayı şeklinde kalorifer, kalorifer tesisatının döşendiği ilk tarihi yapıyı tespit etmiş olduk. Şifremize de bu şekilde ulaşmış oluyoruz. Birinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Ve ikinci sorumuza doğru geçiyoruz. Buradaki işlemleri sileceğim. Sizler durdurarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Aşılık çarpma işlemlerinde önce çarpımı tahmin ediniz. Daha sonra işlemi yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonucu arasındaki farkı bulunuz demiş arkadaşlar. Bakın hem tahmin sonucu hem işlem sonucu hem de ikisi arasındaki farkı bizden istiyor. İkinci sorumuzda dedik. Birinci işlemimizle başlayalım. Evet birinci işlemimiz 28 çarpı 4 işlem arkadaşlar. Hemen baktığımızda önce tahmin sonucu bulmamız istenmiş. 28'i yuvarlıyoruz. Birler basama 5'ten büyük olduğu için yukarıya yani 30'a yuvarlandı. 30 çarpı 4 işlemini yapacağım. 4 kere 0 0 4 kere 3 12 120 cevabı tahmini sonucum. İşlemin sonucu 28 ile 4'ü çarpıyorum. 8 kere 4 32'nin ikisi elde var 3. 4 kere 2 8 3 de elde 11 yapar. 112 cevabına ulaşmış oldum. Sonuç farkını istemiş. 120'den 112'yi çıkarıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz yandan alacak. 10'dan 2 çıktı. 8. Bu yana verdiği için burada 1 bir kalmıştı. 1'den 1 bir çıktı. 0. Burada 1'den 1 bir çıktı. 0. Yani sonuç farkı da 8 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Buradaki 5 işlemi bu şekilde çözmemiz isteniyor. Hem tahmini hem işlem hem de sonuç farkını bulmamız isteniyor bizden dedik. İkinci işleme geçelim. Evet burada da ikinci işlemde de arkadaşlar 54 çarpı 9'u önce 54'ü yuvarladığımızda 5'ten küçük olduğu için 50'ye yuvarlanır. Çizelim şuraya karışmasın. 50 çarpı 9'u yapacağız. 9 kere 0 0 9 kere 5 45 450 cevabına ulaştım. İşlemin sonucunu yaptığımızda 54 ile 9'u çarpmam lazım. 9 kere 4 36'ın 6'sı elde var 3. 9 kere 5 45 3 de elde. 48 yaptı 486 cevabına ulaşmış oldum. Aradaki farkı istediği için 486'dan 450'yi çıkarıyorum. 6'dan 0 çıktı 6, 8'den 5 çıktı 3, 4'ten 4 çıktı 0. 36 da aradaki farkı bulmuş olduk diyoruz arkadaşlar. Bu iki sayı arasındaki farka. Üçüncü işlemimize geçtim. Burayı sildim. Yani çizdim arayı. 85'i yuvarlayacağız. 85 ifadesinde 5 ve üzeri sayılar yukarı yuvarlandığı için bu 90'a yuvarlandı. Burası da 6 çarpıyorum. 6 kere 0 0, 6 kere 9 54. 540 cevabına ulaştım. Şimdi normal çarpmayı yapalım. 85 ile 6'yı çarpsaydık. 6 kere 5 30 yapar. 30'un 0 elde var 3. 6 kere 8 48 3 de elde. 51 yapar. 510 cevabına ulaşırdık. Aradaki farka bakalım. 540'tan 510'u çıkardığımızda 0. 4'ten 1 çıktı 3. 5'ten 5 çıktı 0. 30 farka ulaşmış oldum. Tahminle işlem sonucu arasındaki farka diyoruz. Burayı da çizdim. Dördüncü işlem. 34'ü yuvarladığımızda 5'ten küçük olduğu için aşağıya yani 30'a yuvarlanır. 8 ile çarpıyorum. 8 çarpı 0, 8, 0. 8 kere 3, 24. 240 cevabına ulaştım. Şimdi normal yapalım. 34 ile 8'i çarpalım. 8 kere 4, 32. 32'nin ikisi elde var 3. 8 kere 3, 24. 3 de elde. 27, 272 cevabına ulaşmış oldum. Aradaki farkı bulalım. 272'den 240'ı çıkarıyorum. 2'den 0 çıktı 2. 7'den 4 çıktı 3. 2'den 2 çıktı 0. 32 farka ulaşmış oldum. Şurada 3'ü bir düzeltelim. Şu 3. Şurası 0 oldu. 32 farkına ulaşmış oldum. İşlem sonucuyla tahmin sonuç arasındaki fark arasındaki farka diyoruz. Evet son işlemimiz 5. işlem. Burayı da çizdim. 79'u yuvarladığınızda 5'ten büyük olduğu için birler basamağı 80'e yuvarlanır. Bunu da 5 ile çarpacağız. 5 kere 0, 0, 8 kere 5, 40 yapar. 400 sonucuna ulaştım. Eğer 79 ile çarpsaydık 5'i, 5 kere 9, 45, elde var 4. 7 kere 5, 35, 4 de elde, 39, 395 cevabına ulaşabilirdik diyoruz. Şimdi 400 ile 395 ifadeleri. Aradaki farkı bulalım. 400'den 395'i çıkaracağız. 0'dan 5 çıkmaz. Yandan alacak. Orada da yok. Buradan aldığında burası 3 kaldı. Yana verdi 10. Bu da yana verdi. Burası 9. Burası 10 oldu. 10'dan 5 çıktı. 5. 9'dan 9 çıktı. 0. 3'ten 3 çıktı. 0 şeklinde. Aradaki farkında 5 olduğunu zaten 400 ile 395 arasında 5 fark olduğunu tespit etmiş olduk. İkinci sorumuzun cevabı olarak işlemleri de bu şekilde detaylı şekilde yapmış olduk arkadaşlar. Sizler de durdurarak eksik kaldığınız kısımları mutlaka tekrar edin ve durdurarak tamamlayabilirsiniz diyoruz. Biz üçüncü sorumuzla devam ediyoruz. Son sorumuz arkadaşlar bu arada. Üçüncü sorumuz. Bir müzede haftada 73 tam bilet Tam biletlerin 3 katı kadar da öğrenci bileti kesilmiştir. Müzede bir haftada kaç bilet kesildiğini tahmin ediniz. Daha sonra işlem yapınız. İşlem sonucu ile tahmini sonucu arasındaki farkı bulunuz demiş. Hemen bulalım. Evet önce burada gerçek sonucu bulalım. Sonra da tahmini bulalım arkadaşlar. Şimdi 73 tam bilet. Tam biletlerin 3 katı kadar da öğrenci bileti kesilmiş. O zaman önce öğrencileri bulalım. 73'ün 3 katını alacağız. 3 kere 3 9 3 kere 7 21 219 öğrenci bileti kesilmiş. Bize diyor ki müzede bir haftada kaç bilet kesildiğini tahmin ediniz. Toplam sorulduğu için. 219 öğrenci 73 tam bilet. Bu ikisini de toplayıp toplamı bulmamız lazım. 219'da da 73 topladım. 9 artı 3 12'nin ikisi elde var. 1. 1 artı 7 8 elde ekledim. 9. 2 de aşağı indiğimizde 292 toplam e, bilet sayısı. Bu işlemin sonucu. İşlemin sonucu. Şimdi sağ tarafa da ne yapacağız arkadaşlar? Tahmini cevabı bulacağız. Tahminde ne yapacağız? 73'ün 3 katını alırken yuvarlayarak yapmamız lazım. 73'ü yuvarladığınızda arkadaşlar birler basamağı 5'ten küçük olduğu için 70'e yuvarlanır. 70'in 3 katını alalım. 3 kere 0 0, 3 kere 7 21. 210 tahmini öğrenci bileti. Bakın tahminden gidiyoruz. Sonrasında 210'la da 70 tam bilet e, yuvarlamıştık. 70 tane de tam kişi var gibi düşünüyoruz. Topluyoruz. 0 71 daha 8 2 ile 280 toplam e, bilet sayısı. Bu da tahmini. Tahmini cevap. 280 tahmini gerçekse 292 çıktı arkadaşlar. Aradaki farkı sormuştu bize. Onu da şurada ifade edelim. 292'den 280'i çıkaralım. 2'den 0 çıktı 2. 9'dan 8 çıktı 1. 2'den 2 çıktı 0. Cevabımız 12 olarak bulunmuş oldu diyoruz. Hem tahmini hem gerçek sonucumuzu bulduk. Farkını da ifade etmiş olduk. 93. sayfadaki 3. sorumuza diyoruz. Buradaki videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.